أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Evet arkadaşlar, yine hadis-i şerif dersinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Allah-u Teala size sonsuz hamdü senalar olsun. Amin. Her şeyden evvel Allah-u Teala Hazretleri Filistin'deki kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Onları kuvvetlendirsin. Amin. Görünür görünmez ordularıyla onlara destek olsun. Amin. Mevlam karşılarındakileri de kahru perişan eylesin. Amin. Zalimleri Mevla Teala mahvöylesin. Amin. Ellerinden bütün imkanları alsın, onları mağlup eylesin. Amin. Allah-u Teala Celle Celaluhu Müslümanlara galebe ihsan eylesin. Amin. Şimdi tabii görünen o ki, bütün kafirler zalim İsrail Devleti'nin arkasında birleşmiş bulunuyorlar. Ama maalesef Müslümanlar aynı birliği gösteremediler. Allah-u Teala bizlere de Allah-u Teala'nın razı olduğu şekilde birleşmek nasip eylesin inşallah. Gece gündüz onlara dua ediyoruz. Biz burada Allah'a hamdolsun, şükür olsun emniyetteyiz. Ama orada Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. Yani bunun acısını her Müslüman yüreğinde hissetmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Teral mu'minine fi tawaddihim ve tarahumihim ve taatufihim." Müminleri birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte, destek olmakta. "Kemeselil cesedi." Tek bir vücut gibi görürsün onları. Müminler tek bir vücut gibidir. İzeşteka minhu udvun, o bedende, o cesette bir uzuv şikayetlense, hasta olsa, tedaa lehu sairul cesedi bisseheri vel humme, bütün ceset o rahatsız olan uzva eşlik eder, sabaha kadar bedenin hiçbir tarafı uyumaz, her tarafı yanar diyor. Şimdi orada Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor, bizim de ciğerimiz yanıyor. Mevla Teala Müslümanlara birlik birlik nasip eylesin. Amin. Üzerinize afiyet, biraz boğazlarda sorun var. Virüsler tarafından işgal altındadır şu anda. Allah'ım sizlere, hepimize sıhhat afiyet versin inşallah. Amin. Ni'metani mağbunun fihima kesirun minen nasi. Efendimiz buyuruyor. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu iki nimette aldanmıştırlar. Yani bu iki nimetin kıymetini bilmez, gereği gibi değerlendiremezler. Nedir onlar? As-sıhhatu vel-ferâhu. Bir sağlık, sıhhattir. İnsan bunun kıymetini bilmiyor. Hasta olunca anlıyor ki ya ne kadar önemli bir şeymiş. Bir de boş vakit. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruhu ilk ayakları rahatsız olduğunda tam da tespit edilemiyordu. Masajlar yapıyor, ilaçlar kullanılıyor. En son biliyorsunuz tekerlek sandalyeye mahkum olmuştu. Yani tekerlekli sandalyede geliyordu, gidiyordu. Yürümekten hani maalesef aciz kalmış idi. Hatmi Şerif odası vardı. İsmail Efendi Camii'ne girerken tam ana kapıdan girmeden sağda bir kapı var. Orası Hatmi Şerif odasıydı. Küçük bir yer. Orada usulü fıkıh dersi yapıyorduk. Tam hatırlamıyorum ama 28 Şubat'tan sonraydı galiba. Efendi Hazretleri buyurdu ki ben zannederdim ki sade kafa lazım. Meğer ayak da kafa kadar lazımmış. Şimdi ayağı şerifleri rahatsız olunca yürüyemez hale geldiklerinde böyle buyurmuşlardı. Yani her şey lazım arkadaşlar. Sıhhat elden gidince kıymet anlaşılıyor. Yani dünyaları verseler, dünyanın tamamını verseler, insan bir gözünü vermez. Allah bedava vermiş onu. Bir parmağını kesmezsin yani İstanbul'a verseler. İnsan bir parmağını vermez yani. Yani her bir azası insanın, değil mi? Bir böbreğini verebilir misin? İşte ne bileyim, ciğerini versen, öyle ki kalp, beyin, yani insan bedeninde neler var neler yani. Saysan bunları, dilini verir misin? Dilsiz olacaksın. Vermezsin. Bu kadar zenginliklerle dolaşıyoruz. Allah şükrünü edaya muvaffak eylesin. Boş vakit de öyledir. Allah'ın rızasını kazanmak, cenneti kazanmak için bize verilen ömür sermayesi boşa gidiyor. Biz onun kıymetini bilmiyoruz. Kıymetini bilenler hiç boş vakit geçirmiyorlar. Her saniyeyi dolduruyor. Mesela
cenneti kazanmak için bu ömür verildi ya, ilimle, zikirle, ibadetle geçirdiği senin. Boş geçirdiğini dönüp bir daha doldurmaya asla kadir olamayacaksın. O gitti çünkü. O boş gitti yani. Ben şimdiden yapıyorum, telafi edebilir miyim? Öyle olmuyor o işler. Bu yaptığın bu zamanın kulluğu, ibadeti oluyor. O boş geçmiş oluyor. Onu daha doldurma imkanın yok senin. Allah bizim gözümüzü açsın. Uyanık Müslüman olmak nasip eylesin. Amin. Şimdi arkadaşlar hadis-i şerif dersi yapacaktık. Riyad-ı Salihin kitabından İmam Nevevi'nin Kuddise sirruhu ve rahimahullahu teala, Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Dibace, yani baş kısım, ön sözü okuduk. Hadis-i şeriflerden başlıyoruz inşallah. Birinci fasıl, birinci ravda. İşte Riyad-ı Salihin ne demekti? Riyad, bahçeler demek. Ravdatun, ravdatani riyadun. Bahçeler demek. Salihin, salih kullar. Salih kullar kimlerdir? Kitaba göre yaşamaya çalışan adamlar demek. Yani Allah'ın emirlerini tutan, yasaklarından kaçan adamlara salih derler yani. Şimdi salih kimselerin istifade ettiği bahçeler, birinci bahçe nedir? Onu söyleyecek. Babul İhlası, İhlas bahsi. Ne demek bu? İhlas babı. İhlas samimiyet demektir arkadaşlar. Samimiyet. İşin içerisine başka bir şey karıştırmıyorsun. Niyeti halis tutuyorsun. Ve ihdarin niyeti, niyeti hazır bulundurmak. Fi cemi'il a'mali vel akvali. Bütün amellerde, bütün sözlerde. Vel ahvalil barizeti vel hafiyeti. Açık gizli bütün hallerde niyeti hazır bulundurmak, niyeti becermek yani. Niyet çok önemlidir arkadaşlar. Niyet kalbin bir şeye kastetmesi demektir. Bir iş yaparken kalbinden o işi niçin yaptığını bilirsin sen. Ona niyet deniyor işte. Mesela namaz kılarken niyet ettim Allah rızası için diye diyoruz ya. Aslında bu niyetin yeri dil değildir. Niyetin yeri kalptir arkadaşlar. Dille aslında hiçbir alakası yok. Ama kalbini toparlamakta zorluk çeken kimse dili ile ne yapabilir? Kalbine yardım edebilir. Asıl olan kalptir. Mesela dilinden öğlen namazının farzı desen, kalbin ikindinin farzı dese hangisi geçerli olur? İkindinin farzına niyet ettiğin geçerli olur. Tabii ikindinin vaktindeyse tabii. Bunun gibi. Allah-u Teala neye bakıyor? Kalbe bakıyor. Kalpte ne var? Niyet var işte. İhlas kalpte oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbede öyle söylüyor. Et-takva hahuna. Kalbi gösteriyor. Takva buradadır diyor. Bütün her şeyin merkezi kalptir arkadaşlar. Allah bu kalbi masivadan kurtarsın inşallah. Amin. Niyeti becermek nasip eylesin. Amin. Evet. Şimdi her bahsin evvelinde İmam Nevevi Hazretleri o mevzuyla alakalı birkaç ayeti kerime söyledikten sonra hadis-i şerifleri sıralıyor. Dediğimiz gibi Kütüb-i Sitte'den en sağlam hadislerden seçmiştir bu kitabı. Allah'ın müstefid eyleye. Allah-u Teala mela buyurdu ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلَص۪ينَ وَمَا اُمِرُوا emrolunmamışlardı Yahudi ve Hristiyanlar. İlla ancak neyle emrolundular? Onlara Allah ne emretti? لِيَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadet etmelerini. مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ İbadeti ona ihlaslı yaparak. İhlas nerede oluyor? Samimiyet o kalbin işidir. Hunefa'e, bütün batıllardan hakka yönelerek, yönelici oldukları halde. Ve yukimus salate, namazı kılmaları emrolunmuştu. Ve yu'tuz zekate, zekatı vermeleri emrolunmuştu onlara. Ve zelki işte bu, Allah'a ihlas ile, samimiyetle ibadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek. Bunlar dinul kayyime, dost doğru din, sapasağlam din budur. Bunlardan birinde bir aksama çıkarsa, dinin eksik kaldı demektir. Mekale Teala Mevla buyurdu ki لَنْ يَلَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Yani Kurtubi burada beyan ediyor. Diyor ki cahiliye devrinde Araplar Kabe'yi tavaf ederlerdi. Biliyorsunuz hac ve ümre ve tavaf ibadetleri nereden kaldı bize? Ta İbrahim Aleyhisselam'dan kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce de onun zamanında da müşrik Araplar bile hac ümre yapıyorlardı. Tavaf yapıyorlardı. Bunu bir ibadet olarak yapıyorlardı. Fakat işin yani Kabe-i Muazzama'da 360 küsür ne vardı? Put vardı. Safa ile Merve'de putlar vardı. Gidip geliyorlardı, putlara ellerini sürüyorlardı falan. Onlardan bir medet umarak yani.
Şimdi teberrük meselesi ayrı bir mevzudur. Yani hayırlı bir şey, bir salih bir kimsenin eseridir diye dokunursun, bir bereket ümit edersin. Allah'ın ondan sana bir bereket yaratmasını ümit edersin. Bu başka bir şey. Ama şimdi kendisine selefi diyenler öyle değil. Her türlü teberrükü yasaklıyorlar. Teberrük peygamberimize mahsustu diyorlar. Mesela sahabe-i kiramın peygamberimizin eserleriyle teberrük ettiği bütün kitaplarda var. Bütün kitaplarda. Teberrük ne demek? Dikkat edin, bereket. Bereket kelimesi ne demektir? Hayır, güzellik demektir. Teberrük de bir şeyden bereketlenmek, bir şeyin bereketini ümit etmek. Onun vesilesiyle Allah'ın sana bereket ve hayır vermesini ümit etmeye teberrük deniyor. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesela tükürüğünü almışlar, işte saçını sakalından kopanlardan almışlar, elbisesini mesela... Buhari-i Şerif'te geçer. Urvetü bin Mes'ud radıyallahu anh o zaman henüz Müslüman değildir. Hudeybiye'de elçi olarak gelmiştir ve sahabe-i kiramı süzer, niyetlerini anlayıp Mekkelilere haber götürecektir. Döndüğünde onlara ne söylüyor? Urvetü bin Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, ey kavmim, biliyorsunuz ki ben nice hükümdarlara elçi gitmiş bir adamım. Taif yani Sakif kabilesinin en sevilen adamı, Mekkelileri tarafından da çok seviliyor. Böyle elçi olarak gitmiş çok yerlere. Kisra'ya, Kayser'e, Necaşi'ye hep elçi olarak gitmiş. Vallahi hiçbir hükümdarı Muhammed'in ashabının Muhammed'e hürmet ettiği gibi hürmet edilir görmedim ben diyor. Sahabe-i kiramın peygamberimize hürmetini anlatıyor ve öyle bir hürmet anlatıyor ki hani şimdi tarikata şirk diyenler var ya ona ne diyecekler acaba, şaşırıyorum ona. Diyor ki o sahabi radıyallahu anh, o bir şey söylediği zaman herkes susuyor, dinliyor. Bir şey emrettiği zaman koşturuyorlar. Aksırsa, öksürse, ağzından bir şey fırlasa yere düşmüyordu diyor. Havada kapıp bedenlerine sürüyorlardı onu diyor. Tazım ve hürmetlerinden dolayı dikkatlice yüzüne bile bakamıyorlardı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Onun her şeyi bereketti. وَإِذَا تَوَضَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوءِهِ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığında onun arta kalan suyundan alabilmek için savaşırcasına saldırıyorlardı diyor yani. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyle abdest alıyordu? Leğenden. Bir leğencik oluyordu. Bir kap içinde su oluyordu. Elini daldırıp oradan su alıyordu. Şimdi o kalan suya Peygamberimizin eli değmiş olduğu için o suyun bereketi, Peygamberimiz abdesti bitirdiğinde o sudan almaya çalışıyorlardı. Bukhari'de de geçer. Hatta diyor, o kapta su kalmadığı zaman birbirlerinin elindeki sudan alırlardı. Şimdi biz salih bir insanın abdest suyuyla teberrük etsek böyle diyecekler ki şirk koşuyorsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabe-i kiram böyle, o ona mahsus. Bakın buradaki saçmalığın hani, ne derler? Taniskası mı derler? Ne demekse artık o. Bu saçmalığın ulaştığı seviyeyi yani hayret içindeyim yani. Nasıl anlatsam acaba? Dikkat edin. Sahabe aynısını peygamberimize yapıyor. Şirk değil. Biz yani peygamber varisi, halifesi, vekili sayılan ulemaya, meşayha yaptığımızda şirk oluyor. Diyoruz ki ya sahabe-i kiram peygamberimize böyle yaptılar. O ona mahsustu. Be akılsız adam. Nefsin öyle bir kapatmış ki buradaki saçmalığı Kaf Dağı gibi olduğu için herhalde göremiyor yani. O kadar büyük yani. Ne demek oluyor biliyor musunuz? Eğer teberrük, biz herhangi bir salih kimseyle teberrük ettiğimiz zaman eşyasıyla, abdest aldığı suyla falan bu şirk oluyorsa sahabe-i kiramın yaptığı da şirk olmalıdır. Ona mahsus ne demek? Allah'a sadece Muhammed Mustafa'yı şirk koşabilirsin demek ya. Sallallahu aleyhi ve sellem bu manaya geliyor. Teberrük eğer şirk oluyorsa, bir alimin, velinin yani eseriyle teberrük şirk oluyorsa, o zaman sahabe-i kiramın yaptığı da şirk olmalıdır. Ona mahsustu dediğin zaman şunu demiş oluyorsun. Resulullah'ı Allah'a şirk koşabilirsin. Haşa ve kella. Aynı iş çünkü. Ama evliyayı koşamazsın demiş oluyorsun. Bu ne kadar büyük bir saçmalıktır ya. Bir gün Ravza-i Mutahhara'dayız. Şimdi gece gündüz koşturmacı olduğu için yorulmuşum. O
cennet bahçesi diye peygamberimizin ifade buyurdu. Ma beyne menberi ve beyti ravdatun min riyadil cennet. Benim minberimle evimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Orada hani oranın evvelce halısı ayrıyeten bir yeşil olurdu. Şimdi hepsi aynı oldu galiba. Şimdi orada yoruldum, böyle belim de ağırmış, elimi tuttum böyle bir direklerden bir tanesine. Hemen geldi oradan emri bil münker nehyi anil maruf yapan birisi. Dedi ki bu direk fayda vermez, zarar vermez, fayda veren zarar veren Allah'tır, şu şirktir, haramdır, bir sürü şey söyledi bana. Dedim ya Allah aşkına yoruldum dedim ya, dinlenmek için yaslanıyorum dedim ya. Şimdi öyle bir zihinlerini hani işgal etmiş ki o yanlış fikirler. Sana ne yapıyorsun, niye yapıyorsun sormuyor zaten. Sen bunu bu manada yapıyorsun, bitti, sen gavursun gitti oluyor. Allah muhafaza böyle oluyor ha. Şimdi el öpmeye şirk diyorlardı bir zamanlar. Şimdi ne diyorlar bilmiyorum. Ben üniversiteli birisine sordum orada. Mekke'de Ümmül Kura Üniversitesi'nde okuyan, yani böyle bayağı hoca kılıklı bir adamdı yani. Dedim ya siz el öpmeye şirk diyorsunuz. Bu şirk sizin lügatınıza ne manaya geliyor acaba? Hani el öpen böyle Ebu Cehil gibi mi müşrik oluyor, yoksa bunun başka bir manası mı var? Ebu Cehil gibi dedi. Sübhanallah dedim ya. Nasıl oluyor? İzahata bakar mısın? Hak'tan sapınca insan ne saçmalayacağını bilemez ha. Çuvallarsan ister istemez. Vahye değil de nefse uyarsan çuvallayacaksın, saçmalayacaksın. Çaresi yok yani. Ne dese beğenirsiniz. Siz diyor el öperken diyor eğiliyorsunuz ya diyor. O diyor rükû oluyor diyor. Allah'tan başkasına rükû ettiğiniz için biz bir müşrik diyoruz size. Bildiğini bu cehil gibi kafir diyor ha. Peki ben ne desem beğenirsiniz arkadaşlar? Allah kalbime getir. Dedim ya sen ayakkabını nasıl bağlıyorsun? Öyle ayağını mı yukarı kaldırarak bağlıyorsun, yoksa sen mi aşağı eğiliyorsun? Ayakkabıya rükû ediyorsun. Subhanallah dedim ya. Ya bu eğilmek ibadet kastıyla yapılırsa buna sen şirk diyebilirsin. Allah'tan başkasına ibadet ediliyor diye. Allah Allah. Anlayışa bakar mısın ya? Daha doğrusu anlamayışa bakar mısın? Bu kadar mı insan anlayışsız olur ya? Ki sahabe-i kiram birbirlerinin elini öperlerdi ki. Acaba onlar böyle hani bu Avrupa'da kadınların elini öpüyorlar ve kaldırıp öpüyorlar. Onlar öyle yapıyorlar da eğilmeden, öyle mi? Subhanallah. Nereden baksan komedi ya. Allah hidayet etsin diyelim. Amin. Biz hadis-i şeriflere devam edelim. Şimdi yani Kurtubi Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tan anlatıyor. Müşrikler hani onu söylerken buralara mevzu uzadı. Yani İslam'dan önce de hac, ümre, tavaf vardı ama işine şirk karıştırmışlardı. Tamam mı? Kurban kesiyorlardı Kabe-i Muazzama'nın yakınında. Onun kanını getirip Kabe'nin duvarına falan sürüyorlardı. Hani bu Hintliler de yapıyorlar ya böyle alnının ortasına. Bu nereden kalktı? Herhalde o taraftan bir yerden geldi ha. Şimdi bizim Müslümanlar da yapıyor böyle bir saçmalığı. Kurbanın kanına dokunduruyorlar, bu alnına koyuyor. Arkadaşlar bu kan damardan çıktıktan sonra necasettir. Pisliktir yani. Oraya buraya sürülmez yani. Tamam mı? Dikkat edin. Bu yanlış bir şeydir yani. Bakıyorsun Müslüman adam alnının ortasında kan lekesi var. Ne bu arkadaşlar? Ok yarası mıdır? Nedir bu yani? Nereden geldi bu yani? Hani bazen keserken yanlışlıkla kesiyorlar ya. Yumrukçu vardı Yılmaz Aydın abi. Türkiye kungfuyu sevdiren adam. O şimdi anlatıyordu. Dedi ki Efendi Hazretlerine, Muhammed Efendi Hazretlerinin eve çağırdım dedi. İkram edeceğim. Gittim diyor mezbahaya. Tabii Efendi Hazretleri gelirken onunla beraber bir cemaat olarak gelecekler. Onlara dedi et ikram edelim. Gittik diyor kasaba, o mezbahaya. Adam bakıyoruz kesiyor ama besmele çekmeden kesiyor dedi ya. Dedim ki ya arkadaş besmele çek. Vay ben yarısını alacağım dedim diyor. Ben besmele çekmem demiş. Çekme, sen çekme, ben de senden almam dedi. Döndüm arkamı dedi. Bir feryat koptu dedi. O besmele çekmem diyen adam doğradı kendi parmaklarını bıçakla dedi. Ya sen yani ne yapmaya çalışıyorsun yani? Allah'a zıt gidilir mi ya? Ha? Çekmiyorum Allah'ın adını çek. Ya yeri göğü yaratan
yağdıran, yaşatan, bittiren Allah-u Teala o ineği sana o vermiş, kudret kudreti hepsini Allah vermiş sana. Adını zikretmekten üşeniyorsun öyle mi? Ar ediyorsun öyle mi? Ya doğratır adamı kendisini işte. Neyse. Sahabe-i kiram da demişler ki ya Resulallah biz de böyle yapalım mı? Hani kurban kestik, haremde kesiliyor ya o şükür kurbanları var. Biz hani Kabe'ye sürsek mi acaba falan diye düşününce onlar veya söyleyince bu ayeti kerime inmiş. Len yenalallahi asla Allah'a ulaşmaz. Luhumuha o kestiğiniz kurbanların etleri ve la dimauha kanları da ulaşmaz. Velakin yenaluhu takva minkum. Sizden takva Allah'a ulaşır. Bu kalbin ise niyetidir bu. Takva sır Allah rızası için kurbanı kesersen o ihlasın var ya samimiyetin o ancak Allah'a ulaşır. Ne demek yani? Allahu Teala haşa ve kella mekan ve zamandan cihetten münezzehtir. Böyle ulaşmak derken yani Mevla'nın kabulüne şayan olması için ihlaslı olmak lazım. Sen ihlas ile Allah rızası için o kurbanı kestiysen senin ihlasın ulaştı yani kabul oldu. Yoksa etlerin Allah'a bir faydası yok, kanların Allah'a bir faydası. Onlar da bize dönüyor ki. Öyle değil mi? Etinden, sütünden, derisinden her bir şeyden biz istifade ediyoruz. Halakalakum ma fil ardı ma fi semavati ma fil ardı cemi'an min. Yerde gökte ne varsa Allah sizin için yaratmıştır. İnsan olduğunu yani Allahu Teala teşrif ediyor bunlarla, insanın emrine veriyor. İnsan da kimin emrinde olacak? Allah'ın emrinde olacak. Her şeyi insan için, insanı kendine ibadet için yaratmıştır. Bunu böyle biliyoruz. Evet. Bu ayetlerde anlatılan ne? İhlas çok önemlidir. Bunu anlatıyor. Ve kâle teâlâ yani niyet. Kul de ki in tuhfu gizleyecek olursanız mâ fî sudûrikum göğüslerinizde olanı, niyetlerinizi ev tubduhu ya da onu izhar edecek olursanız, açıklayacak olursanız ya'lemullah Allah onu bilir. İster gizle, ister aşikar söyle. Allah kalbinde olanı bilir. Yani kalbinizi iyi tutun demektir. Niyeti iyi becermek lazımdır. Evet. İlk bahsin ilk hadis-i şerifi an emiril müminine Ebi Hafs'ın Umar ibnil Hattab ibn Nufeyl ibn Abdil Uzza ibn Riyah ibn Abdillah ibn Kurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ey ibn Galib ibn el-Kureşi el-Adavi radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz nesebini saydı, tamam mı? Emiril müminin halifeler arasında ilk olarak emirul müminin müminlerin emiri, emir veren amir yani onların başkanı demektir. Bu ilk ona kullanılmıştır. Halifelerden tabii ki. Yoksa Abla bin Cahir radıyallahu anh ilk Suriye'ye gönderildiğinde ona da orada emir müminin denmişti. Halife değildi tabii ki. Resulun hayatındayken olan olaydı o. Efendimiz'den sonra halifelerden emirul müminin denilen ilk odur. Ondan sonraki bütün halifelere de emirul müminin denmiştir. Müminlerin emiri diye. Başkanı. Ebu Hafs, Hafs aslan demektir. Hafs diye bir oğlu yoktur Hazreti Ömer Efendimiz'in. Hafsa validemiz var. O onun kızıdır. Peygamberimizin hanımı. Hazreti Ömer Efendimiz peygamberimizin kayınpederiydi arkadaşlar. Oğlu Abdullah vardı. Asım vardı. Birkaç oğlu vardı Hazreti Ömer Efendimizin. Ama ona Ebu Hafs künyesini aslanın babası kim vermiş? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin لَوَكَانَ بَعْدِ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ نَبِيٍّ ya da لَكَانَ عُمَرُ benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu dediği zattır Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. O rivayet ediyor. قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ peygamberimizi şöyle derken işittim. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ muhakkak ameller بِالنِّيَّاتِ niyetler iledir. Yani her yaptığın iş niyetine göre muamele görecektir. Bütün ameller tabiri caizse söyleyelim niyetle çarpılır arkadaşlar. Matematik olarak yani. Amel diyelim yüzlük amel. Ama niyet sıfır. Ne olur? Sıfırla yüzü çarp. Sıfır çıkar. Yani niyetini beceremezsen, riya yaparsan, görsünler desinler, beğensinler diye yaparsan, Allah'ın rızasından başka bir gaye ile yaparsan, niyetin bozuk olur. O niyetle çarpılan amel sıfır çıkar, bir şey alamazsın. Ama amel bir, niyet yani samimiyet çok güçlü. Bir milyonsa, bir milyonla biri çarpsan bir milyon çıkar. Amel küçük bile olsa, yani ben bunu teşbihen akla yaklaştırmak için böyle söylüyorum. Yani neticede yaptığın amelin niyetinle kıymet kazanır.
Eğer niyet bozuksa en güzel işi yaparsın. Bakın. En hayırlı ameli yaparsın. Okumak, okutmak mesela üzerinde bir amel yok zaten. En güzel işi yapar. Namaz. Değil mi? Efendimiz'e sordu. En eftal ibadet hangisidir? As-salatu ala vaktiha. Vaktinde namazdır buyurdu. Müminin miracıdır. Ama sen bu en güzel işi, en güzel iş, bu ibadetler Mevla'ya yaklaşmak için yapılıyor. Eğer sen bu ibadetleri yaptığında niyetin bozuk olsa ne demek yani? Allah'ın rızasını kastederek değil de insanlar için yüksel namaz kılıyor, helal olsun adama falan filan. Ne kahraman adamdır, ne cömert adamdır falan diye desinler diye yaparsan seni Allah'a en çok yaklaştıracak amel seni Allah'tan uzaklaştırır. İş tersine döner. Niyet bu kadar önemlidir cemaatimizin. Her işi yaparken iyi kastetmek lazım. Mesela bunu çokça misal getirmeye çalışıyorum. Şimdi her birinizin ailesi var diyelim. Bakkaldan alışveriş yaptınız, eve gidiyorsunuz. Elinizde bir sürü malzeme var. Neye niyet edeceksiniz? Eve gitmeye niyet edeceğiz, doğru. Sadakaya niyet edeceğiz. Mesela baban getiriyor evden, değil mi? Eve getiriyor. Herkesin ailesi var. Bu alışverişi yapan adam neye niyet edecek? Sadakaya. Ya evdeki çoluk çocuk dilenci mi kardeşim diye soracak olursan sadakayı bilmiyorsun demektir. Sadaka hani tamam dilencilere verilen de sadakadır. Ayrı ama sadaka ne demektir? Allah yolunda Allah'ın rızasını kazanmak için harcanan mala sadaka deniyor arkadaşlar. Zekatın bir adı da sadakadır. Eve götürdüğünde niye götüreceksin? Sadakaya niyet ederek götüreceksin. Ne demek bu? Muhammed Efendi Hazretimiz Kuddüs-i Sır öyle buyurmuştu. Yani ya Rabbi sen çoluk çocuğumun rızkını kazanmayı bana emrettin. O yüzden götürüyorum. Ne oldu şimdi? Sadaka oldu. Allah yolunda verilmiş oldu. İmam Müslim'in sahihinde geçer. Dinarun enfaktehu fi sebilillahi. Dinarun enfaktehu fi rakabetin. Dinarun tasaddakta bihi ala miskinin. Dinarun enfaktehu ala ehlike. E'zamuha ecran indallahi ellezi enfaktehu ala ecrike. Ala ehlike. Efendimiz buyuruyor. Bir dinar ki Allah yolunda vermişsin fakir fukara veya cihada neyse. Bir dinar ki bir köleyi azat etmek için onu harcamışsın. Hürriyetine kavuşturuyorsun. Bir dinar ki onu bir miskine fakire vermişsin. Bir dinar da ehline harcamışsın. Allah katında ecri en yüksek olan hangisidir diyor? Ailene harcadığındır. Dikkat edin. Ötekiler farz değildi ama ailene bakman farzdır. Farzın yanında hiçbir ibadetin kadri kıymeti konuşulmaz. Farzlar kadar hiçbir ibadet kıymetli olamaz yani. Bak bu aynı zamanda Allah-u Teala bize yani büyük imkan sağlamış oluyor burada. Ailene harcadığına sadakaya Allah rızasını kazanmaya niyet edersen çok büyük kazanacaksın demektir. Neyse niyet meselesinden gidiyoruz arkadaşlar. Size Risale-i Halidiyye'den bir kısım okuyacağım. Risale-i Halidiyye Mevlana Halid Zülcenaheyn, Halid-i Bagdadi Hazretleri Meşayihimizin büyüklerinden 13. asrın müceddidi olarak kabul edilir kendisi. Büyük fakih, aynı zamanda kelam alimi, aynı zamanda muhaddistir. İmam Bukhari Hazretleri'nin 100 hadisin senedini karıştırarak imtihan etmişler. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin de 10 hadisin senedini karıştırarak imtihan etmişler. O da çözmüş mevzuyu. Tabii İmam Bukhari dediğin zaman hadis ilminde bütün müminlerin emiri o oluyor tabii ki. Akan sular durur yani. Ama senetlere o kadar vakıf bir muhaddistir. Halid-i Bağdadi Hazretleri aynı zamanda Nakş tarikatının büyüklerindendir. Müceddit olarak kabul ediyoruz. 13. asrın müceddidi. O diyor ki bu surette niyet ve ihlas her şeyden elzem, her şeyden en çok lazım olan nedir? Niyet ve ihlastır. Ve her emirde ehem, her işte en mühim olan şeydir niyet. Ve her nesneden akdemdir, her nesneden önce gelir. Her şeyden önce niyete bakılır yani. Ta ki muradı mürid fevt olmaya. Müridin muradı, gayesi Allah'a yaklaşmak, bunu elden kaçırmasın. Niyetin Allah'ın rızasını kazanmak, niyeti beceremezsen, yaptığın işlerde niyeti beceremezsen Allah'ın rızasını kazanmak için çıktığın yolda yolda kalırsın. Belki bilakis diyor bak niyeti beceremezsen tehlike şu. Kurb bu'de tahavvul
Allah'a yaklaşmak uzaklaşmaya döner. Yani namaz kılıyorsun, o seni Allah'a yaklaştıracaktır. Riya ettin, gösteriş için yaptın. O seni Allah'a yaklaştırmaya geç, yerinde de durmasın. Uzaklaştırır seni yani. Ve rıza ukubete tebeddül itmeye. Sen onu Allah'ın rızasını kastederek, niyeti becererek yapsaydın, Allah senden razı olacaktı. Ama niyeti bozunca rıza yerine ukubet, azaba düşersin. Nitekim murai olanlara vakı olduğu gibi riya edenler. Riya gösteriş demektir. Ve ihlas her amelde vaciptir. Hususan ameli kalbi de ehem ve elzemdir. Zira hakkında el amelul kalbi kullu niyetun denilmiştir. Kalbin bütün ameli niyetten ibarettir. Kalp en kıymetli azadır. Onun ameli nedir? Yapılan her işte Allah'ın rızasına niyet etmektir. Niyet her işin en önemli kısmıdır yani. İnnemel a'malu binniyat. Bu çok arkadaşlar, bu hadis-i şerif Buhari'nin ilk hadisidir. Sahih Buhari'deki ilk hadis budur. Niye? Çünkü niyet her şeyden öncedir. Koca Sahih Buhari'de değil mi? 7000 küsur hadis-i şerif var. Birinci olarak İmam Buhari bu hadisi seçmiştir. Niye? Her işin başında niyeti becermek lazım. Niyeti zayi etmemek lazımdır. Ameller niyetlerledir. Ve innemâ likulli mri'in mâ nevâ. Her kimseye niyet ettiği şey vardır. Neye niyet ediyorsan eline o geçecektir. Femen kânt hicratuhu ilallâhi ve rasûlih. Kim Allah ve Resulüne kastederek hicret etmişse, fe hicratuhu ilallâhi ve rasûlih. Onun hicreti Allah ve Resulünedir. Aradığını buldu. Ve men kânet hicratuhu lidunyâ yusîbuhâ. Eğer insanın niyeti isabet edeceği, yani elde edeceği bir dünya için hicret ediyorsa, niyeti buysa, ev imra'atin yankihuha, ya da evleneceği bir kadından dolayı hicret ediyorsa, fe hicratu ila ma hacera ile, onun hicreti neye gittiyse onadır diyor. Yani Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh, Hüzeyl oğullarından, Hüzeyl kabilesindendir. Bizim kabileden bir adam vardı diyor. Ondan naklediliyor. Bu hadis-i şerifin sebebi vurudu hakkında. Ayetler için sebebi nüzül deniyor. Hani hangi olaydan dolayı nazil oldu, indiyse ayet, ona sebebi nüzül, ayetin inme sebebi deniyor. Peygamberimizin hadis-i şeriflerini buyurduğunda bir sebebe dayalı olarak söylediyse ona ne deniyor? Sebebi vurud. Vurud ne demek? Gelmek demek. Hadis-i şerifin gelmesi, irad edilmesi, Efendimiz tarafından buyurulmasının sebebi demek. Şimdi bu hadis-i şerifin sebebi vurudu olarak şu söyleniyor. Kesin olmamakla birlikte. Çünkü bu değildir diyenler de var. Bu ayrı bir olaydır da diyen de var. Şimdi bir tanesi bir Müslüman kadınla evlenmek istemiş. O Müslüman kadın da hicret etmiş Medine'ye. Hicret et, ya sen de hicret et ki evlenelim demiş onunla yani. O da o kadınla, Ummu Kays isimli kadınla evlenebilmek için Medine'ye hicret etmiş. Bu hadis-i şerif onun üzerine buyurulmuştur diyenler var. Eğer evleneceği bir kadına hicret ettiyse diyor, onun hicreti onadır diyor. Yani ne demek? Sen Allah'ın rızasını kastederek yurdunu terk etmedin. Sen bir kadınla evlenmek için veyahut da ticaret, orada daha güzel ticaret yaparım veya ziraat yaparım, malım olur diye hicret etmişsin. Hicret demek ne demektir arkadaşlar? Hecara, terk etmek demek. Hicret edene muhacir deniyor. Neyi terk ediyor? Vatanını terk ediyor. Evini, barkını terk ediyor. Eğer onun gibi iman etmedilerse çoluk çocuğunu terk ediyor. Eşini, dostunu, akrabasını, ziraatini, ticaretini, her şeyini, doğup büyüdüğü, ünsiyet kurduğu vatanını terk ediyor. Mevzu ne? Burada İslam'ı güzel yaşayamıyorum. Allah'ın dinini daha güzel yaşayacağım bir yere gideceğim diye. Kıymetli Müslümanlar, eğer çalıştığımız yerde namaz kılamıyorsak, oruç tutamıyorsak, haramlara, helallere riayet edemiyorsak, yapmamız gereken hicret etmektir. Ne yapalım? İşte patron müsaade etmiyor. Hangi patron? Bütün kainatın sahibi olan Allah bir şey emrediyor. Sen onun patronu, yani rızkı Allah veriyor, o patronun eline veriyor diye sen Allah'a asi geliyorsun. Olmaz. Olmaz. Bir işte ki sen çalışıyorsun, namaz kılamıyorsun, o işte çalışman haram olur. Caiz olmaz, terk edeceksin, hicret edeceksin. Tabii Mekke'nin fethinden sonra hicret kalktı. Yani Mekke'den hicret edilmiyor. Ama onun dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَا اللّٰهُ عَنْهُ. Muhacir kimdir bu saatten sonra? Allah'ın yasaklarını terk eden adamdır.
Sen muhacir sayılıyorsun. Harama bakmıyorsun, haram yemiyorsun, haram içmiyorsun, haram konuşmuyorsun. Niye? Allah razı değil diye. Sen muhacirsin. Yani Allah'ın rızası için vatanı terk edenler gibi Allah'ın rızası için sen de günahları terk etmişsin. Aynı şekilde bulunduğun yerde İslam'ı güzel yaşayamıyorsan, İslam'ın güzel yaşanacağı bir yere gitmen veya işini değiştirmen de nedir? Biiznillahi teala hicrettir arkadaşlar. Evet. Varız da burada kalabilir. Artık boğazım acımaya başladı zaten. Ravahu imamel muslim muhaddisin. Bu hadis-i şerifi muhaddislerin, hadis ulemasının iki büyük imamı rivayet etmiştir. Ebu Abdillah Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin Mughira bin Berdirizbeh el-Cu'fiyyul Bukhari. İmam Bukhari Hazretleri. Adı Muhammed'dir. Muhammed bin İsmail 196'da Hicri 136. senesinde Bukhara'da doğmuş. Hicri 256 senesinde Semerkant yani civarında Khartenk denilen yerde vefat etmiştir. Buhara'dan çıkmak zorunda bıraktılar onu. Niye? Bukhara emiri dedi ki benim çocuklara hadis okutacaksın. Dedi ona ki ilim adamın ayağına gelmez, ilmin ayağına gider. Gönder çocuklarını burada. O istiyor ki gelsin vali konağında okusun. Yok dedi. Gelecek buradaki diğer muhaddisler, diğer hadis talebeleri gibi buraya katılacak dedi. Öyle olacak. Sonra onun hakkında konuştular, iftiralar ettiler. İmam Bukhari gibi bir adama Buhara'dan çıkmak zorunda bıraktılar. Bu insan olacaktır ha. Haset ettiği zaman. Sonra o Semerkant'a doğru giderken Khartenk denilen yerde vefat etti. Allah'a şükürler olsun. Birkaç defa orada ziyaret etmek nasip oldu. İnşallah imkanı olan gitsin arkadaşlar. Bukhara, Semerkant, Taşkent mübarek yerlerdir. Çok büyük ulema ve meşayih yetiştirmiş yerlerdir. Mahmud Efendi Hazretlerimiz öyle buyurmuştu. Onun bir, yani bir şiir olarak okudu onu. Kefâ bil mer'i izzen ve şerefe en yekûne mukâmuhu Bukhara. Bir adama izzet ve şeref olarak Bukharalı olması yeterlidir diyor. O kadar kıymetli yerlerdir oralar yani. Bizim ana vatanımız sayılırız. İmam-ı Rabbani söylüyor, Mahmud Efendi Hazretlerimiz de aynısını söylüyor. Bize şeriat da, tarikat da Mavara-ı-Nehir'den, Bukhara ve Semerkant'tan gelmiştir. Hani deniyor ya, Mekke'de indi, değil mi? Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Bazıları da diyor ki Bukhara'da yaşandı. Bukhara'da o kadar güzel İslam yaşanmıştır ki zamanında. Tamam mı? Her tarafın iyisi var, kötüsü var. Ayrı bir şey yani. Kainatın en iyisi nereden çıktı? Mekke'den. En kötüsü nereden çıktı? O da Mekke'den, Ebu Cehil. Allah bize hayra sevk etsin, şerlerden muhafaza eylesin. İmam Bukhari hakkında yani saatlerce, günlerce, aylarca konuşursun. Allah'ın bir nimetidir İmam Bukhari Hazretleri. Şu kainatta gök kubbenin altında Kur'an'dan sonraki en sağlam kitap Bukhari-i Şerif'tir. 16 senede her hadis için istihare yapılarak yazılmış, 600 bin hadis içinden seçilmiş en kıymetli kitap böylece oluşturulmuştur arkadaşlar. Mahmud Efendi Hazretlerimiz anlatmıştı. Birisi Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de uyuyor. Büyüklerden bir zat. Rüyasında Peygamberimiz geliyor diyor ona ki niye uyuyorsun? Kalk benim kitabımı oku. Senin kitabın hangisidir ya Resulallah? Bukhari-i Şerif'tir buyuruyor. Bu rüyadır, bu müjdedir. Yani salih rüya, salih kimselerin gördüğü rüyalar nedir? Nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki gördün mü Resulullah Bukhari'yi sahiplendi. Niye? Hepsi onun sözü çünkü. Sanki kendisi yazmış kitabı gibi. Çok kıymetlidir arkadaşlar. Böyle büyük musibetlerde veyahut da ağır hastalıklarda Bukhari hatmi yapılırdı. Evet. Diğeri de Müslim. Ve Ebul Hüseyin, Müslim ibn-i Haccac ibn-i Müslim el-Kuşeyri el-Neysaburi radıyallahu anhuma fi kitabeyhima el-lezeynihuma asahul kutubil musannefeti. Bu hadis-i şerif, innemel amalü bin niyat hadis-i şerifi Bukhari ve Müslim'de rivayet edilmiştir. Bu İmam Müslim de 206 senesinde, Hicri 206 senesinde yani İmam Bukhari'den 10 sene sonra. Yok. 94 demiştik değil mi? 12 sene sonra Nişabur derler ya orada doğmuştur. Hicri 261 yani İmam Bukhari'den 5 sene sonra yine Nişabur'da vefat etmiştir.
O da sağlamlıkta Bukhari'ye denk bir kitap yazmıştır. Ama bu İmam Bukhari'ninki takdim ediliyor. Daha önce sayılıyor. Ondan sonra da en sağlam kitap İmam Müslim'in sahihidir. Bunlar Ümmet-i Muhammed'in hadiste en büyük iki imamıdır. Allah şefaatlerine nail eylesin inşallah. Amin. İmam Bukhari Farisi asıldır. Asıl Farisidir. İmam Müslim de öyledir. Allah-u Teala o kitapları okumak tam kudretle yani ilimle, ihlasla okumak, amel etmek nasip eylesin. Amin. Burada bırakalım inşallah. Tamam mı? Kaç yılında doğmuş mesela? 206'da Nişabur'da, yani Nişabur'da doğuyor. 261'de yine aynı yerde vefat ediyor. İmam Bukhari'nin talebesidir ha. Kütüb-i Sitte dediğimiz hepsi İmam Bukhari'nin talebeleridir. Yani geri kalan beşi yani. İmam Bukhari bu ümmetin hakikaten yani anlatılsa herkese hayran bırakacak bir zattır. Bu ümmeti Muhammed'in yani en büyük imamlarından biridir. Evet. Hocam, en büyük Allah dostu kim hocam? En büyük Allah dostu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber. O evliyanın makamlarını biz bilemiyoruz. Bize göre odur, bir ötekine göre odur. Herkes kendi intisap ettiği şeyhi büyük sayar ki ondan istifade etsin diye. Burada bırakalım mı arkadaşlar? Sorularınızı programı kapattıktan sonra devam edebiliriz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم